Buna göre Gutenberg ile ilgili bize verilen ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? Gutenberg'in geliştirdiği baskı makinesinden çıkan ilk basılı belgeler papalığa ait resmi buyruklardı. Bunun ardından Gutenberg'in en büyük projesi olan Latince İncil geldi. İncil'in çok sayıda basılması ile ilk kez bir rahip yardımı olmadan İncil'i inceleme fırsatı bulan insanlar kiliseye eleştirel gözle bakmaya başladı. Örneğin İncil'de af kağıdı satın alarak günahlardan kurtulmak diye bir şey yoktu. Yine İncil'de anlatılan Hristiyanlığın kilisenin gösterdiği dinle ilgisi yoktu. Bu durum karşısında Roma Katolik Kilisesi dinle ilgili kitapların basımına yasaklama getirdi. Yasaklı bir kitabı basmak ve yayımlamak dine yani kiliseye karşı bir davranıştı ve bunun karşılığı ölüm cezasıydı. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Gutenberg dini alanda eserler basmıştır diyebiliriz. Çünkü ilk kez papalığa ait resmi buyruklar basılmış, İncil basılmıştır. İncil'i halkın anlamasını sağlamıştır. Özellikle basmış olduğu Latince İncil insanlar tarafından okunmuş ve dinin özellikleri anlaşılmıştır. Matbaanın gelişimi üzerine çalışmıştır açıklaması da yapılabilir. Çünkü Gutenberg baskı makinesi geliştirmiştir. Harf kalıpları dökerek ilk baskı aracını yapmıştır. Fakat çalışmalarıyla kiliseden takdir görmüştür açıklaması yapılamaz. Çünkü Katolik Kilisesi dinle ilgili kitapların basımına yasak getirmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilere göre bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir? İyonlu bilim insanı Thales, dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya attığı bilinen ilk kişidir. Müslüman bilim adamı Biruni, dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü savunmuştur. 1564-1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gökbilimci Galileo, teleskobu kullanarak yaptığı incelemeleri sonucunda dünyanın yuvarlaklığını ortaya koymuştur. Portekizli denizci Magellan'ın yolculuk esnasında ölümü üzerine yerine geçen yardımcısı Delcano 1522'de İspanya'ya ulaşmayı başarmıştır. Böylece çevresini dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmiştir. Bize verilen açıklamalara baktığımızda dünyanın yuvarlak olduğu Müslüman bilim insanlarınca kanıtlanmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ve sadece döndüğünü savunmuştur. Dünyanın şekli konusunda farklı bilim insanlarınca farklı görüşler ortaya konulmuştur da diyemeyiz. Çünkü bize verilen bilim adamlarının tamamı dünyanın yuvarlak olduğunu savunmaktadır. Fakat dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması uzun zaman almıştır açıklaması yapılabilir. Çünkü M.Ö. 624-548 yılları arasında Thales dünyanın yuvarlak olduğu fikrini ortaya atmış. Fakat bunun kanıtlanması 1522 yılında Delcano'nun dünyanın çevresinde gemiyle dönmesiyle kanıtlanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'daki bu durumun sebeplerinden biri değildir? İlk çağda Türk ve Müslüman bilginler bilimsel birikime önemli katkılar sağlarken o dönemde Avrupa bilim insanları fazla etkili olmamıştır. Orta çağda Avrupa'da bilimsel çalışmalar adına tam bir karanlık dönem yaşanmıştır. Çünkü bu dönemde Avrupa'da bilim din adamlarının egemenliği ve baskısı altındadır ki bu döneme skolastik düşünce hakimdir. Bu dönemde araştırma yapmak veya herhangi bir şeyi sorgulamak suç kabul edilmiş ve bilim adamları yargılanmış veya cezalandırılmıştır. Buna bağlı olarak kilisenin bilimsel gelişmenin önünde engel olması, dogmatik yani doğrulanmayan düşüncelerin insanlara baskı uygulaması ve özgür çalışma ve düşünme ortamının olmaması bu dönemde Avrupa'daki gelişmelerin önünde engel olarak gösterilebilir. Fakat insanların senyörlere ait topraklarda tarımsal üretim yapması bilimsel çalışmaları engelleyen bir durum değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının sonuçları arasında yer almaz? 15. yüzyılın ortalarında Alman bilim insanı Gutenberg tarafından modern matbaa icat edilmiştir. Böylece artan kitap basımı toplumların bilgi, görgü ve kültür seviyesini arttırmış, bilimsel gelişimi hızlandırmıştır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda matbaanın icadıyla kitap fiyatları düşmüştür, okuma yazma oranı artmıştır ve bilimsel çalışmalar ilerlemiştir açıklamaları yapılabilirken dogmatik düşünce yaygınlaşmıştır açıklaması yapılamaz. Çünkü skolastik düşünce yani baskıcı düşünce yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış, özgür düşünce ortamı oluşmuş, akıl,
deney ve gözleme dayalı düşünce sistemi önem kazanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi bilimin gelişmesi için gerekli olan şartları doğru belirtmiştir? Bilimin gelişme gösterebilmesinin bazı şartları vardır. Merkezi otorite, savaşsız ortam, teknolojik gelişme, zengin ekonomi ve demokrasi yönetimi, siyasal başarı bilimin gelişmesi için gerekli olan şartlar arasında gösterilemezken, özgür düşünce ortamı ve merak ve araştırma duygusu bilimin gelişmesi için gerekli şartlar arasında gösterilebilir. Özellikle özgür düşüncenin önündeki engeller kalktığında akıl, deney ve gözleme dayalı düşünce sistemi gelişir, merak duygusuyla bilimsel çalışmalar başarıya ulaşır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Buna göre matbaanın icadı ile aşağıdakilerden hangisi ilişkilendirilemez? Matbaa sayesinde çok sayıda kitap basıldı ve kitapların fiyatları ucuzladı. Bilgi çok daha hızlı yayılmaya başladı. Okuma yazma oranı arttı. İnsanlar yeni şeyler öğrenmek için daha çok kitap okudu. Yeni fikirler, araştırmalar geniş kitlelere ulaştı. İnsanlar daha önce doğru bildiği şeylerin yanlış olduğunu öğrenerek her şeyi sorgulamaya başladı. Böylece düşünce hayatı ve bilimsel birikim gelişti. Bize verilen açıklamaya baktığımızda matbaanın icadıyla bilgiye erişim kolaylaşmıştır diyebiliriz. Çünkü çok sayıda kitap basılmış, insanlar bilgiye daha kolay ulaşmıştır. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. Çünkü çok fazla kitap okumaya başlamışlar ve insanlar yeni şeyler öğrenmeye başlamışlar. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılması sağlanmıştır. Özellikle insanlar yeni şeyler öğrenmiş, yeni fikirler sayesinde araştırmalar geniş kitlelere ulaşmış ve bu şekilde insanlar sorgulamaya başlamıştır. Fakat devletler arasında savaşlar azalmıştır açıklaması matbaanın icadıyla ilgisi olan bir durum değildir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Öğrencilerin belirttiği durumların aşağıdaki yeniliklerden hangisinin gerçekleşme sürecini hızlandırdığı söylenebilir. Elle yazı yazmanın uzun zaman alması, bilgiye ulaşmanın güç olması, kitap sayısının az ve fiyatların pahalı olması matbaanın icadını gerekli kılmıştır. Özellikle Avrupa'da 15. yüzyılda matbaacılık gelişme göstermiştir. John Gutenberg Almanya'da harf kalıpları dökerek ilk baskı aracını yapmıştır. Gutenberg'in bu buluşundan sonra matbaacılık yaygınlaşarak hızla gelişme göstermiş ve daha kolay şekilde kitaplar basılmaya başlamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Bu haberden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hollanda'nın Delft Üniversitesi, Kavli Nanobilim Enstitüsü araştırmacıları, nanoteknolojinin fikir babası sayılan Amerikalı fizikçi Richard Feynman 1959 yılında Amerikan Fizik Derneği'ndeki Aşağıda Daha Çok Yer Var başlıklı konferansında 24 ciltlik bir ansiklopediyi niçin toplu iğnenin başına sığdırmayalım, niçin bilgisayarı minyatürleştirmeyelim ifadeleriyle dile getirdiği öngörüsünü gerçekleştirerek her bir bit bilgiyi tek bir klor atomuna yükledikleri 1 kilobayt veri taşıyan bir bellek geliştirdiler. Bize verilen açıklamaya baktığımızda nanoteknoloji konusunda gelişme yaşanmıştır diyebiliriz çünkü bellek geliştirilmiştir. Feynman geleceğin bilimine ışık tutmuştur, nanoteknolojiyi üretmiştir. Bilgi depolama kaynaklarında ilerleme söz konusudur ve en küçük hale getirilmiştir. Fakat nanoteknolojinin gelişimi bazı sorunları beraberinde getirmiştir açıklaması yapılamaz çünkü bununla ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.